Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Kanada'da mutfakları yakacaklar dedim. Gerçekten Türkçe'de hani deriz ya, of yakıyor yakıyor, ortalığı yakıyor diye. Hani değerli ve güzel şeyler için söyleriz. İşte Kanada'da mutfakta böyle şeyler oluyor. Bir taraftan hani bireysel kendi mutfağınız için bakabilirsiniz. Perakende sektörü açısından bakabilirsiniz. Öbür tarafta kondolar, bütün o işte siteler, oteller, onların mutfakları ile ilgili de bambaşka bir dünya var. Ve bütün bu hareketliliğin arkasında da Türkiye menşeli bir imza var. York Hospitality. Şimdi bu videoda iki bölüm var. Önce sizi York Hospitality'nin rengarenk mutfak dünyasına götüreceğim. Kendi ihtiyaçlarınız için de görebileceğiniz nerede, nasıl malzeme, nasıl kullanılabiliyor, bu işin ufku nerelerde, alabilir miyim acaba diyebileceğiniz o rengarenk dünyaya. Arkasından da York Hospitality'nin sahibi Samet Bayram'la bir röportaj. O röportajda Kanada'da halihazırda iş yapan ya da yapmak isteyen yatırımcı, iş insanı, sektörle ilgili, aslında tek bir sektörde olmadığını göreceksiniz, bir zincir sektörle ilgili iş sahibi, fikir sahibi olmak isteyen herkese çok önemli ipuçları veren bir röportaj. Kaçırmamanızı istiyorum. Haydi bakalım. Turkish Voice of Canada'da şimdi York Hospitality'nin dünyasına giriyoruz. İşte burası York Hospitality. Hospitality yani hani misafirperverlik değil mi? Ağırlamak. Hepimiz misafir değil miyiz ki bu dünyada diyeceğim. Şimdi evet, hayatlarımızın merkezinde, yaşamın merkezinde olan şeyler, asıl mutfaklar. Biz mutfakla yaşıyoruz. Mutfaklarda bizimle hayat buluyorlar. Burada bu işte hayatta misafir olduğumuz yerde Evet. asıl sizler insanları, yaşamlarını, kendilerini ağırladıkları mekanları yaratıyorsunuz. Tam çözüm odaklı builderlara, hani investorlara ya da işte developerlara sunduğumuz ürünler var. Bunlar da genelde affordable diye tabir edilen uygun keseye uygun ürünler olarak tabir edilirse ve devamında bir de otel gruplarına ve subdivisionlara yönelik ürünlerimiz bulunmaktadır. Ve bunlar Bunların hepsi Türkiye'den geliyor. Bu ürünlerin %99'u tamamıyla hani manufacture yani üretimde kendi ürünlerimiz olarak belirli attachment'lar işte ürünler, aksesuarlar sadece ya Almanya'dan ya da Çin'den ekleme olarak kullanıyoruz. ben ilk önce hani bu affordable Tabii tabii dediğiniz, tabii. yani keseme uygun, Evet. kesemin alabileceği mutfakları görmek istiyorum. Oradan başlayalım mı turumuza, ne dersiniz? Tabii olur. Şimdi mesela buradaki mutfak grupları affordable kitchens diye tabir edilen genelde kondolara giden şeyler. Buradaki ürünler Kanada piyasasında builderların kullanmış oldukları genelde hani çok kaliteli olmuyor ve bir sürü kişinin de karşılaştığı şeyler oluyor. Bizim tabii ürünlerimizi kalite olarak çok daha üst durumda ve hani fiyat kıyaslamasında bu affordable kısmında %60 %70 daha uyguna alıyorlar Kanada piyasasında. Bu da çok büyük bir rakam. Affordable ve daha doğrusu hani keseye uygun mutfak türlerinde şeyde sınır yok. Ne renkte ya da ürünlerin cinsinden işte hani plakaların belli özellikleri var. Buradaki mutfağın üst kısmındaki quartz diye tabir edilen işte quartz ürünleri bir tek Çin'den gelmekte. Onlarla da şimdi Türkiye'deki ürünleri hani görüşmemiz sürüyor. O da çok kısa zamanda. Hani bahsettiğim bütün kabinetler Türkiye'den. Bunları da yine aynı şekilde bir joint venture olarak bir şirketle beraber getirip şey yapmayı düşünüyoruz açıkçası. Evet, 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 evet. affordable ama biraz da küçük gibi değil mi? Şu ilk başta güzel, daha hayal kurduracak Tabii olan tabii. mutfaklara bir gidelim mi? Ne dersiniz? Yine high gloss denilen, ondan sonra normal glass'ıyla, melaminiyle yani tamamıyla şey olarak ürünlerin hepsi hani mevcut yani kombine edilebiliyor hepsi de. Birbirinden güzel kaliteli ürünler aslında. Belirli çözümlemelerle bunların uygulamasını yapanlar da kolay bir şekilde hemen uygulayabiliyorlar sahada. Buranın hani
dokunum, dokunuşu farklı, tarzı farklı. Burada fiyat farkı malzemeyle mi geliyor? Tabii yani melaminidir, laminet işte high glass'ıdır, boyasıdır. Şimdi hemen yandan devam edeceğimiz yerin. Arada farkları var. Bu en uygun oluyor. Daha işte demin göstermiş olduğum biraz daha hani bir tık üstü oluyor. Buradaki ürünlerimiz de işte yani yaklaşık yani renk katalası çok yüksek çünkü 500 tane farklı rengi boyayabiliriz çünkü boyama oldukları için bunlar. Ürünlerin her biri de tamamen müşterinin istediği şeye göre yani dizayna göre üretiliyor. Aynı şekilde kendi bünyemizdeki mimarlarla onların gönlündeki, talep ettikleri ya da düşündükleri ürünlerin hepsini şey yapabiliyoruz, üretebiliyoruz. Buradaki asıl fiyat avantajı zaten sizinle evet. Hem yani Türkiye'den evet. Buraya ucuza, tabii. Çok daha ucuza buranın tabii maliyetiyle tabii. Kıyaslandığında olması ve bu arada da zaman farkı da pandeminin aslında sizin işinize gelmiş İşimize oldu. Geldi. Çünkü zaten hani tedarik zamanları buradaki üreticiler için de tabii, neredeyse uzun olduğu yakaladık. İçin hemen evet. Hemen aynı zamana gelmiş oldunuz. Evet. Şurada bir mutfak var, oldukça ilgimi çeken bir mutfak. Buradaki ürünler akrilik yani high glass, müşterilerin istedikleri ürünlerde biz de onlara ekstradan bir fikir verebiliyoruz ya da ekleyebiliyoruz. Mesela ürünlerde atıyorum kenar dolaplarında çözümsel olarak işte bu tür ürünler mevcut. Sizin mekanınızda da girişte müşterileri karşılayan yer burası. Çünkü sanırım fiyat kalite paritesinde en uygun hem keseye uygun hem de kaliteyi anlatan yer. Açıkçası malzeme panel uygun ama biz bununla bu kadar güzel bir şey yapabiliyoruz. Buradaki kullanılan ana malzeme ne? Bunlar hepsi Türkiye'deki belli büyük firmalardan alınan MDF paneller bunlar. Panelin yanına glass cam ürünlerde işte konulabiliyor. Böyle ufak aksent şeyler yapılıp metal ve camla da süslenebiliyor. Şimdi asıl şunu merak ediyorum. Bunlar hani kondolar en fazla evet. Sizin sonuçta yani toplu şekilde ürettiğiniz, evet. Üretimini daha doğrusu yaptığınız, yerleştirmesini yaptığınız ürünler. Evet. Peki kişisel olarak ben İrem gelip alabiliyor muyum bu mutfakları şöyle, sizden? Şöyle tabii ilk etapta bizim tamamıyla hani toptancı tabiriyle şey yaptığımız yani müşterilere yönelikti burası. Hı-hı. Müşterileri bir havuza ve o havuzdaki müşterilerle beraber getirdiğimiz Hı-hı. zaman o yoldaki masrafı tamamen bölünüyor. Herkesin daha hani uygun oluyor. Bu konu, buna da daha yeni başladık açıkçası. Çünkü çok aşırı bir talep vardı. Bu hani affordable dediğiniz mutfaklardan evet. Kaç talep birlikte gelse bu aradaki farkı kapatabiliyor ve kişisel tabii. Üretim yani yapabiliyorsunuz. Yine en azından biz 10 kişi olması lazım. Bireylerden bir mutfak olur, tanıdığından bir mutfak. Bizim de belki etrafımızdaki builderlar atıyorum bende 3 mutfak ya da 5 mutfak ihtiyacı var. Biz en az 10 mutfak olması lazım. Eğer 10 mutfağın altındaysa zaten biz bunu hani getiremiyoruz açık. Getirebiliriz ama o kendisine çok maliyetli olacak ve buradakiyle aynı fiyata gelecek o zaman. Ama hani arkasında ya ben Türkiye'den Türkiye'nin garantisiyle kullanabildiğim bir duygu. Var. Bu duyguda olan müşterilerinizin de şöyle, olduğunu düşünüyorum. Sadece tabii, tabii. Ki Türk toplumuna hizmet etmiyorsunuz. Çok evet. Büyük bir network'ün parçasısınız şimdi, şu anda. Bizim bu gösterdiğim mutfakların dışındaki diğer mutfaklarda bunun sıkıntısı olmuyor. Müşteriler genelde tek bireysel mutfak aldıklarında onun hani o şeyine bakılmıyor açıkçası. Birazdan zaten oranın da şeyine geçeceğiz. Evet, evet, evet. Birazcık hayalleri yükseltelim istiyorum şimdi. Tabii, tabii. Tamam bu kese uygunlar ama evet. Hani kesesi çok daha açık, rahat olabilenler için alternatifler evet. Neler? Onlara bir tabii, bakalım tabii. Mı? Şimdi işin rengi değişti. Evet, para artınca evet. Tabii ki değil mi? Merdivenleri çıkınca evet. Işıklar da değişti, görüntüler de değişti. Burası... Artık lüks mü, VIP mi, evet. A sınıfı mı diyorsunuz? Şöyle burası aynen lüks mutfak grubuna giriyor. Buradaki ürünler sadece hani mutfak değil de burada millwork diye hani tamamıyla tahta ve ahşap grubunun hani birleş böyle çok güzel bir şekilde birleştiği bir şey.
buradaki ürünleri... Şimdi burada bir hayal var. Bir yaşam alanı evet. hayali var ve biraz da sky is the limit gibi gidebiliyor şöyle, anladığım kadarıyla. Burada mesela hani şeyin sınırı yok. Yani çözümsü olarak yani ürünlerin hepsi birbirinden farklı. Hani ekstra eklerle hani çok lüks bir şeye ulaşabiliyor. Ve hemen hemen her bir dolap özel motorlu sistemle ya dokunmatik ya dokunmadan işte şuradaki aksam motorlu bir şekilde aşağıya geçirilecek bir sensörle ya dokunarak ya da elinizi biraz altına sallayarak kendisi otomatik açılır kapanabiliyor. Buradaki malzemeler de değişiyor ve aynı zamanda mesela yine hani girişten biraz çıta yükseliyor böyle dönüyor yani daha doğrusu biraz basamak tarzı yaptım. Buraya geldiğimizde buradaki ürünler mesela tahta hani bildiğimiz ve bu içerisindeki metal aksamla birleşiyor. Özel paneller yapılıyor. Buradaki ürünler tamamıyla hani bu üst gruptaki ürünlerin şeyi oluyor açıkçası. Dekoratif anlamda bir de hani kalite anlamında daha bir üste çıktığı için fiyatı da onunla beraber yani paralel olarak artıyor açıkçası. Sadece bu mutfakların belirli ürünlerini İngiltere'den işte getirebiliyoruz. Bu da gördüğünüz gibi microwave, mikrodalga fırınımızın ürünleri. Yani çok da bu da ufak bir fırın. Tabii Kanada'da devasa fırınları açtığımız için. Ama Avrupa'dan geldiği belli oluyor açıkçası. Ama uyum olarak tamamen onunla şey olabiliyor. Bu grubu özellikle tercih eden evet. kimlere hitap ediyor aslında? Buradaki ürünler genelde hani sıfırdan bir ev yapan birinin mutfağından tutun da işte giyim odalarına, işte laundry'sine yani şöyle demek istiyorum. Bir evin bütün her şeyini kapsıyor. Çok da zengin olacak diye bir şey yok. Şu görmüş olduğunuz detayların hepsi elle yapılıyor. Ve bunların yani Kanada'daki atıyorum fiyat normalde vermek istemedim ama bir almak istediğiniz mutfak size rahatlıkla 60 bin dolara geliyor bu görmüş olduğunuz mutfak ama bizim burada müşterilere sunduğumuz 30 bin dolar civarında. Yani yarı yarıya bir fark ediyor ne kadar lüks de olsa bu sandalyelerin hepsi elle yapılmış hepsi el işçiliği olan. Şunların hepsi el yapımı, hani şey değil. Buralara evet. istediğiniz şeyleri koyabiliyor tabii, musunuz? Tabii tabii. Buralara istediğiniz ismini çocukların ismini koyabiliyorsunuz mesela. Evet. Mesela şurayı, ya bunlar bana dar, keşke yaptırabilecek olsam. Tabii. Şunun bir de böyle ikilisini istiyorum yan yana. Tabii tabii. Yani şöyle burada hani istediğiniz... Hani daha çok şey sığmalı değil mi? Böyle kocaman, geniş evet. geniş olmalı. Nerede? Buradaki yani ürünlerin şöyle aksesuarlar o kadar çok fazla ki markette. Onunla beraber de güzel dizayn olarak yapılacak şeyler birleştiği zaman çok güzel şeyler çıkıyor. Burada ışıklar görüyorum. Evet bu da bir granit. Bu granitin içine de alt tabakasına LED döşemesi yapılıyor. Akşam mutfağın yani ışıklar kapatıldığında bu gece lambası gibi oluyor açıkçası. Ay. Çok da hoş gözüküyor. Her yerden ışık çıkmıyor. O içindeki kristallerin belli yerlerinden ışıklar belli oluyor. Buradaki ürünlerin dışında işte ıslak zemin diye hani tabir edilen banyolardan mutfağa kadar full her seti alabiliyorlar. Onun dışında da mesela walk-in klozetlerimiz de mevcut oluyor. Burada da tabii çok sade bir walk-in klozet var ama buna birçok eklenti yapılabiliyor. Ufak asansörler var. Bunlarda kravatlarınız, saatlerinizi koyabiliyorsunuz. Yerleşik ütü masası oluyor. Çekmeceli ütü masası var. Yani limit yok. Burada da mesela bir tane full mutfak konseptli ufak bir kütüphanesiyle beraber bir ürünümüz daha var. Ve bu ürünler de hepsi tamamen custom yani yapılabiliyor. CNC'lerle işte çekmeceleri atıyorum ufak çocuklarınızın ismine kadar yazabiliyorsunuz. Bakayım. Buradakiler poliüretin bazlı ürünler.
Ama bu ürün mesela sadece boyası bile 10 bin dolar fark ettirebiliyor ürünün. Bütçeyle sıkıntısı olmadığı zaman ekleyebildiğini ekliyor tabii. Yani atıyorum bir mutfak 70 bin dolara kadar da çıkabiliyor. Ama aynı mutfak yani dediğiniz gibi 30 bin dolara da olabilir. Yani bu tamamen ekleneceği şeylerle. Ve biz de yardımcı olmak istiyoruz. Hani beraber çalıştığımız yani Türk komünitesine. Hospitality kısmındaki diğer şeyimiz de yani otel gruplarıyla alakalıydı. Yani otel gruplarına anahtar teslim. Burada FFN'i yani Furniture, Fixture, Equipment Türkçesi yani mobilyasıyla diğer aksamlarıyla komple otel odasına veriyor. Buradaki ürünler Hilton Garden'in konseptinin ürünleri ve burada almış olduğu yani otel sahibi seçmiş olduğu ürünlerin belirli ufak değişiklikleri dizayner tarafından olabiliyor. Ama genelde konsept tamamen onların elindeki özelliklere göre oluyor. Bizim 5 tane daha farklı full otel konseptli odamız var. İşte Kanada'da siz şimdi bu network'ün içine girdiniz. Yani evet. Kanada'da otelini yapmak evet. isteyenler, dekor evet. etmek isteyenler tamamen sizinle ilerleyebiliyorlar. Evet. Buradaki iki otelin daha malzemelerini biz tedarik edeceğiz. Ve ikisi de büyük marka oteller açıkçası. Bizim diğer 3 otelimizde de yine birbirinden farklı konseptler var. Bunların hepsi müşterilerin talep ettiği ve aradığı marketteki her şeyi biz burada toplayıp birleştirdik. Ve geldiklerinde en çok onun heyecanıyla işte uzun vadeli projelerine bizi koyuyorlar. Daha doğrusu hani supply kısmında bizden almak istediklerini ekliyorlar yani bizleri o listeye. Görmüş olduğunuz duvarı biz MDF panelden yapıyoruz. Yani buradaki frame drywall plaster'dan ziyade MDF'ten hızlı bir şekilde yapıp duvar kağıda kaplama yapıyoruz ve bu da inanılmaz bir zaman kazandırıyor. Çünkü otel gruplarında ne kadar hızlı inşaat biterse o kadar çok işte kazanç elde ediyorlar. Rengarenk bir dünyanın içinde dolaştık ama bir de bunun arka planı var. Asıl işin business tarafına gelmek istiyorum, iş tarafı. Ne kadar büyüklükte bir sektörden bahsediyoruz, belki de sektörlerden ve York Hospitality'nin bunun içerisindeki yeri ne, nasıl bir hacimden bahsediyoruz Samet Bey? Yani açıkçası bu çok büyük bir sektör. Hani millwork diye tabir ediliyor. Bu yani kondolarda, daha doğrusu subdivision yine, bunlar hep İngilizce kelimeler açıkçası hani. Ve otellerin de aynı şekilde mobilyalarından tutun da bütün hepsi komple açıkçası hani milyon da değil yani milyar dolarlara varan bir piyasaya sahip. Mesela bu ürünlerin komplesi birçok firma ile beraber üretiliyor. Yani bu birçok firmada belirli şekilde bir yere gelmiş durumdalar. Siz bu sektörün içerisinde böyle Türkiye menşeli firma olarak mı yer alıyorsunuz? Yani evet. Asıl tanınırlığınız ve işte bunca hani güvenin ve yatırımın evet. size yönlenmesinin sebebi ne? İşte onun da şöyle bağlamak istiyorum. Mesela bu ürünlerin çoğu %80'i Çin'den gelen ürünler ve %20'si de Amerika'dan gelen ürünler. Normalde Kanada piyasasından Kanada bahsediyorsunuz piyasası. Sizinkiler tabii, değil. Tabii tabii Kanada piyasasından bahsediyorum. Bu ürünlerin en çok hani büyük firmaların bu aldığı ürünlerin Türkiye'den gelenlerin kalitesi Çin'i hayli hayli geçiyor. Amerika'daki ürünleri de geçiyor. Ve bu da yani Amerika'da bunu üreten firmalar gelip bizim hani showroom'umuzu incelediğinde gerçekten hayran kalıyorlar. Biz de hani Türkiye'deki bu iş gücünün kalitesinin hani ve hani güzel detaylarıyla birleştirdiğimizde bir de Türkiye'deki o esnaflığı burada sergilediğimizde müşteriler çok aşırı memnun kalıyorlar. Ve bu da bu hani biz milyon dolarlık tarafında durup bu marketin yani büyük bir kısmını hani sırtımızda kolay bir şekilde taşıyabileceğimizi düşünüyoruz. Ve yani Kanada'da sadece bir tane firma bizim rakibimiz. Yani daha doğrusu rakip yoktu. Biz rakip olduk şu anda. Ve müşterilerden de inanılmaz derecede pozitif şeyler var yani geri dönüşler alıyoruz. Ve yani Ocak ayından sonra başlayacağımız hani iş hayatında çok güzel şeylerimiz var, hedeflerimiz var.
Şu anda daha doğrusu 2-3 tane çok güzel anlaşmamız var. Yani imzalandı, bitti. Üretimine işte yine Ocak ayından sonra başlayacağız yani. Kanada geneli dediniz. Şimdi sizin bu hani muhteşem tabii ki showroom'unuz, gösteri yeriniz ve merkeziniz Ontario'da. Hani evet. Ontario'nun da kalbinde, Toronto tarafındasınız. Ama Kanada, hani British Columbia, Quebec, Alberta, oralara nasıl ulaşacaksınız? Şöyle, ya da ulaşıyor musunuz hali hazırda? Tabii yani ulaşabiliyoruz. Hı-hı. O konuda sıkıntı yok. Hani proje bazı ürünlerin hepsinde çok kolay bir şekilde yönetebiliyoruz. Yani var hani ürünün indikten sonra hani konteynerde açıldığında her birinin tek tek kontrolüne kadar yapıyoruz. Yani bunlar çok basit bizim için, sıkıntı olmuyor. Ama yani Ontario otelleri içinde tabii, varsınız. Vancouver yani, otelleri içinde varsınız. Montreal otelleri içinde. Yukon'a kadar çıkabiliyoruz. Whitehorse'da bile hiçbir sıkıntımız olmuyor açıkçası. Peki aynı şey bireysel, hani bu customize dediğiniz özel evler için geçerli mi? Aynı müşterilere hitap etme şansınız var mı Kanada genelinde? Biz Kanada'nın her yerine her türlü ürünü hani gönderebiliyoruz. Hiçbir sıkıntımız olmuyor. Yani bunun en büyük tek hani müşteriler karşı dezavantajı lojistiktir açıkçası. Hı-hı. O konuda da hani bizim fiyatlarımız uygun olduğu için zaten onlar da oradaki şeyi hani yutabiliyorlar hani aldıkları ürünle beraber. Yani hani biraz önce anlattınız ya, evet. 10 Vancouver'lı bir araya gelip 10 sipariş tabii, yapsa siz burada 10 mutfağı orada yaşam evet, alanını kurabiliyorsunuz. Evet evet, yani bizim tek onlara yardımcı olamayacağımız kendi bünyemizde çalışan designerlarımız var, arkitektlerimiz var, çizimcilerimiz. Hı-hı. Şimdi hani Toronto civarı hani ve Ontario'nun çoğu yerine biz rahatlıkla gidip ölçümünü alıp onlara çizimleri her türlü konu yani kolaylığı sağlayabiliyoruz hiçbir ücret karşılığı olmadan. Ama bu uzak yerlerde tabii bu biraz daha uzun vadeli olacaktır. Hani müşterilere biraz daha şey olacaktır. Hani onların ölçüp göndermesi ve üstüne durması biraz da hani sorumluluk onlara kalabilir. Atıyorum bilmediği bir yerdeki yanlış bir ölçüm vesaire. Ama dediğiniz gibi 10 kişinin birleşmesiyle de onlara da aynı şekilde hani gönderilen ürün Toronto'ya da aynı fiyat. Vancouver'a da aynı fiyat. Ürünün kendisi. Sadece o yol masrafı Toronto'ya ayrı oluyor. Vancouver'a ayrı oluyor yani. Bu sektör içinde şu anda işbirliklerini açık mısınız? Tabii tabii açığız ve bizim aslında birçok kişiye de desteğimiz var. Mesela bizim bir tane apartman yapımında bütün ıslak zemin diye tabir edilen mutfağından banyosundaki vanity diye konuşulan her şeyini biz üretip sunup uygulamasını yapabiliyoruz ve bu projelerde eğer inşaat kısmında da varsa aynı şekilde bizimle beraber ilişkide olan firmaların mesela bir network firmasının o bütün kapıların zillerini yapması için öncelik tanıyıp ona yardımcı oluyoruz. Onun dışında bu binanın camları takılacaksa bütün window sistemlerini komple belki başka farklı bir mağaza mesela fayansı lazımsa bu işi yapan firmaları joint venture olarak koyuyoruz. Beraber gidiyoruz. Hatta bazı firmalara direkt ısrarcı da oluyoruz. Onlara işte bizim şu tanıdığımız var, bu var. Yine bütün binayı Türkiye'den tamamlatmaya çalışıyoruz açıkçası. Yani sağlam bir topluluk ağı da kurabilmek tabii, istiyorsunuz. Tabii. Bunun için sektörün evet, altında taşın eline sektörde taşın eline altınızı koyduğunuzu biliyorum. Ama burada da tam şunu merak ediyorum. Özellikle başarılı iş alanları, iş insanları ya da kuruluşlar gördüğümde bunun arkasındaki iş yapma mantalitesi, iş yapma tarzı evet, ve iş ahlakı açısından neye dikkat ediyorsunuz ve hangi öğütleri veriyor? Yani öğüt demeyeceğim ama evet, evet, doğrusu nedir? Altın kuralları ne? Açıkçası altın kuralları şudur. Yani müşterinin ne istediğini bilmek lazım. Bu çok şey. Mesela müşterinin istediğinin ne altını ne üstünü vermeye gerek yok. O kadar basit ki Kanada'da zaten kompozisyon yazıldığı zaman en başta zaten bütün kompozisyonu hani özetliyorsunuz. Yani onun tarzında olmak lazım. Girdiğinizde de bir müşteri sizi nasıl sever? Ya sizin işiniz temiz ise, işin üstüne duruyorsanız, kalitenizi koyuyorsanız, iş bittikten sonra da takibini yapıp her şey yolunda mı diyebiliyorsanız bu ne demek oluyor? Siz işinizin arkasındasınız, güveniyorsunuz. Bu da size çok aşırı kazanımlar getiriyor. Biz bu sayede eskiden inşaat işlerinde hep ihale usulü girip alıp yani bitirdiğimiz işleri artık girmiyoruz. Çünkü refere yani referans olan müşteriler ya da aynı müşterinin başka projelerine girmekten ötürü yoğunuz. Ve bu da yani memnuniyet
şeyden oluyor. Bir de Türkiye'deki o esnaflık şeyinden oluyor. Bunların buradaki hani sizin dediğiniz tavsiyelerde yapacak bizim o kadar çok hani iş yapan arkadaşlarımız var ki Kanada civarında. Onlar da bunları takip ederse yani inanın gerçekten çok inanılmaz derecede başarılı her konuda şey olacaklardı yani. Kanada'da iş yapmak isteyen, yatırım yapmak isteyen ya da ilerlemek isteyen kişilere evet. özellikle söyleyebileceğiniz böyle bu sektör ya da bağlantılı sektörlerde nasıl bir ipuçları olabilir? Şöyle, yani Kanada'daki bu ticari istikrar yani o kadar güzel ki her türlü kazancınızı şey yapabiliyorsunuz yani öngörebiliyorsunuz. O çalıştığınız kağıt üstündeki yani şeyiniz gerçekten de gerçekleşebiliyor. Sadece yapmanız gereken o işin üstüne durmanız. Şimdi buraya gelecek olan yatırımcılar ya da yani belirli iş yapmak isteyen insanlar her zaman şey yani böyle bir hani ilk önce yani ödevini iyi çalışmaları lazım. Ama şu yani farklı sektörlere girmelerini tavsiye ederim. Çünkü o kadar çok açık sektör var ki mesela yani elektrikle alakalı yani bu yani hidroyla devlete proje sunan insanlar var açıkçası burada yine kendi arkadaşlarımızdan. Su arıtma sistemleriyle geçen yine bir görüşmemiz oldu mesela yine Türkiye'den gelen arkadaşlardan. Şimdi bunların hepsi farklı sektörlere giriyor, üstünde duruyor. O çalıştığı hani ödevin üstünde de durduğunda çok yani şeyler kazanacaktır. Ve buradaki başka örnek sektör ne verebilirsiniz? Elektrik dediğiniz, şöyle su mesela, sistemler, arıtma sistemleri. Tabii. Şimdi mesela bunların hepsi Türkiye'de üretilen ürünler. Hı-hı. Benim demek istediğim mesela green yani yeşil enerji diye tabir edilen Hı-hı. hani güneş solar panel bir de bu belirli mesela hiçbir yerde olmayan Türkiye'de hani belirli patente alınmış sanayi sektöründe çok inanılmaz enerji tasarrufu ettirecek ürünler var. Şimdi bu tür ürünler için buraya gelen kişiler var. Biz mesela bu tür yatırımcılar ya da hani iş yapanlar için de her zaman destek olmak için tanıştığımız bina sahipleri, otel sahipleri, yatırımcılar tanıştırıyoruz mesela. Bu desteğini de veriyoruz. Bu tür şeylerin de hani yani Kanada'yı tercih etmelerini çok istiyorum ben. Amerika'dan daha çok istiyorum çünkü burası biraz daha hani açık. Kar oranları belki Amerika'ya göre biraz düşük olabilir ama yani istikrar olduğu için o sürdürülebilirliği daha farklı ve daha rahat. Hani riski de yok. Bir de tabii yani refah şey hayatı bu açıdan da hani Amerika ile kıyaslanabilir. Yani bunlara girmek istemiyorum ama demek istediğim ticari olarak buradaki yapılacak yatırım kendisine ve kendisinden sonraki bütün hani geleceğine çok güzel şeyler bırakır yani. Şunu merak ediyorum, Kanada'da yaşarken, Kanada sisteminin içinde çalışırken Türkiye ile işi bir taraftan götürüyorsunuz. Orada ticaret evet. ve iş dilinde, evet gerçek diliniz Türkçe ama evet. ticaret ve iş dilinde ortak mısınız? Nasıl sorunlar yaşıyorsunuz? Yani tabii çok sıkıntılarımız oluyor açıkçası. Şöyle biz ya ürünlerimizi Türkiye'den almamızın en büyük nedeni hani kendi konuştuğumuz dil. Yani belli konularda nazımız geçebiliyor. Ama bizim Türkiye'deki yaptığımız iş dili aynı dil değil. Yani Türkçe konuşuyoruz. Fakat bizim ticari görüşümüzde Türkiye'dekiler biraz farklı. O da bize zorluk çıkarıyor açıkçası. Bu biraz hani şey oluyor, eleştiri olacak. Ama bu da umarım yani belli bir noktaları hani şey yapar, açar. Nerede farklılaşıyor diliniz? Mesela paraya bakışta mı, yatırıma bakışta mı, harcamaya bakışta mı, kazanmaya bakışta mı? Şimdi mesela yatırmış olduğun yani yatırım olarak görüyorum. Çünkü buradaki bir projenin Türkiye'den üretilip getirilmesi demek yani çok güzel bir şey. Çünkü Türkiye bir yani sonuçta bir kazanç sağlıyor. Mesela bizim yani çalıştığımız firmalar belli hani bir firma değil 3-4 firmanın toplamıyla ortaya çıkan ürünler de var sonuçta. Türkiye'de bizimle aynı proje yapacak bir kişi gittiğinde ona karşı bakış açısı, ona karşı ödeme sistemi ve birçok şey daha esnek. Ama yurt dışından biz gittiğimiz zaman biz biraz şey oluyoruz hani turist gözüyle bakılıyoruz. O da bizi etkiliyor. Yani şu şekilde etkiliyor. Hani ödemelerde kısıtlamalar oluyor. Fiyatlarda artış gözetliyoruz. Ondan sonra söz verilen tarihlerin tutulmadığını görüyoruz. Çünkü Türkiye'de tanıdık sokulup ürünler şey araya şey oluyor. Ama biz mesela hani daha profesyonel olmak için hani bunları şey yapmak istiyoruz. Hani sürdürmek istiyoruz. Ve yani bu bahsettiğim şeylerde eleştiri olacak ama hani Türkiye'deki iş adamlarının
yurt dışındakileri eğer esnek olurlarsa kendilerine daha çok faydası olacaktır. Yani onun garantisini verebilirim. Ben bu eleştirinin çok yani anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü böylesine bir Kanada kapısı da açabilecek önemli bir ipucu vermiş oluyorsunuz ayrıca. Sağlam adımlarla nasıl yürünebileceğini de gösteriyorsunuz. Evet, kesinlikle. Bu eleştirilerle. Çünkü o zaman doğru yola adım atacağız. Tabii. Baksanıza karşımızda şaka, yani şaka gibi demeyeceğim ama karşımızda sonuçta 8 senelik bir yolculuğun arkından gerçekten Kanada'da sektöründe bir numara olmaya oynayan, bunu hedefini koymuş ve bu yolda da sağlam adımlarla ilerleyen bir York Hospitality ve Samet Bayram var. Teşekkürler ve bu konuda da zaten yani şeyimizi sürdürüyoruz, hani humble, yani o ne derler? Alçakgönüllü yaklaşımımız. Yani her konuda, yani bu beraber çalıştığımız uygulamacı arkadaşlardan müşterilere kadar hepsiyle aynı hani şeyde devam edip sadece o verilen sözü tutup en iyi servisi vermeye çalışıyorum. O da hani dediğim gibi yani bize fayda sağlıyor ve herkese de fayda sağlayacaktır o konuda da. Bu bakış açısı çok değerli. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Burada yarattığınız, ortaya koyduğunuz bu müthiş emek için, iş gücü için, ayrıca arkasında olduklarınız için de. Evet, işte süper bir sektör. Sektörler zinciri diyoruz artık, tabii, değil mi? Tabii, yani şöyle, yani buradaki mesela ürünlerin hani bizle sınırlı değil. Bizimle beraber çalışabilecek bir sürü arkadaşı da biz burada etkiliyoruz. Çünkü gelen bir otel sahibinin bir oteli yok. Yani sadece bir müşterimizin 14 oteli var. Ve kendi bulunduğu komünitede de toplamda 150 otel bir ağı var. Yani bir müşteri olmuyor bu. Aynı şekilde bir kondo sahibi ya da bir subdivision sahibinin bir tane değil, bir sürü oluyor. Bu da mesela bizim hiç yapmadığımız bir iş. Atıyorum peyzaj işi mesela. Bizim böyle bir arkadaşı bu gruba hani eklediğimizde ne oluyor? O da atıyorum senelik 300 tane eve bir anda girmiş oluyor. Yani bu çok güzel bir şey, network açıkçası. Ben de bitiremedim bir türlü röportajı ama iyi ki de bitiremiyorum. Baksanıza söylediği her şeyden Samet Bayram'ın böyle hani patlamamış mısır patlağı şey gibi, hani cim mısır deriz ya, onun gibi düşünüyorum. Bir söylediğinden mısır büyüyor, patlıyor, koca bir tane haline geliyor. O hepinize, yani herkese önce mutfak yaşam hayallerinden başladık ama arkasından iş alanında ilerlemek isteyen yatırımcısına, iş insanlarına hitap edebilecek çok özel ipuçlarına geldi diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.